Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ne yapıyoruz? Eşkenar dörtgende ne yapıyoruz? Çok basit mi oldu? Yine aynı şeyler değil mi? Ne yapayım? işte aklıma o geldi. Onu söyledim. Farklı bir <laughs> söyleyiş ve giriş tarzı biliyorsan sen de bana yaz. Söyle. O şekilde gireyim. Olur mu? Aklıma bu şekilde geldi. Ben de böyle giriyorum. Eşkenar dörtgende uzunlukta ÖSYM tarzı sorularındayız. İki tane soru bizi bekliyor. Hazır mısın? İyi o zaman. Hadi. Devam edelim. E gelsin mi? E gelsin canım. gelmedi bak. Bastım gelmedi. Şimdi geldi. Heh. gelsin birinci sorumuz toplamda bu bölümün uzunluk bölümünün 11. sorusu. ABCD eşkenar dörtgeni biçimde A, BD kağıt köşegenine paralel EF ve KL boyunca katlandığında şekil iki elde ediliyor. Hmm. Köşegenine paralelden kastım. Şöyle düşünelim mi? Şu bir DB köşegeni. Tabii ne güzel köşegen çizdim değil mi? Nefis çiziyorum. Nefis harika. Şuradan evet aynı çok bir şey fark etmedi. Neyse dalga geçme canım tamam. Sen daha iyi çizersin artık. Şimdi bu köşe gene paralel olacak şekilde yani şuradan çizdiğimiz köşe gene paralel olacak şekilde katlanıyor. Yani şu katlanması ne demek? Şurayı ayna gibi düşünecek olursak şu mesafeler birbirine eşit olması gerekecektir değil mi mantıken? Yani. Bunun buraya olan uzaklığı, bunun da buraya olan uzaklığı yine birbirlerine eşit olacaktır. Hay hay. Ne diyor? A üstü C üstü noktalar arasındaki uzaklık 5 santimetre diyor. A üstü C üstü noktalar arasındaki uzaklık 5 santimetre. Büyük çizdik. O zaman buraya AA diyelim. Buraya da BB diyelim mi? Diyelim. Ne diyor? A ile C noktalar arasındaki uzaklık 53 santimetre olduğuna göre. A ile C noktalar arasındaki uzaklık çok, çok güzel. O zaman ne diyebiliriz? 2A artı 2B artı 5 eşittir 53. Değil mi? 2A artı 2B eşittir 48 mi oluyor? 48. Buradan A artı B eşittir. 24 santimetre gelecektir. Ya da 24 birim 24 santimetre gelecektir. Evet. E, F ve KL arasındaki uzaklık. Evet. Evet. Neresi isteniyor bizden? Neresi isteniyor anlamadın mı? Gördük değil mi? E, F ve KL arasındaki uzaklık. Yani şu mesafe isteniyor. Bu da A artı B artı 5 olacaktır ki A artı B 24 bulduk. 24 5 daha 29 santimetre gelecektir. Bu da sorumuzun doğru cevabının e seçeneği olduğunu gösterir. Geldik ikinci toplamda 12. sorumuza. Hemen okuyalım sorumuzu. ABC'de yan kenarda daha geniş açıyla çizdim ki üzerinde işlem yaparken daha iyi anlayabilsin diye. ABC eşkenar dörtgeni yani her şey her şey senin için. Daha iyi anlaman için. Anladın mı? ABC'de dörtgeni biçimdeki bir kağıt AB B e, AB üzerinde bir bir. Bir olur mu canım sende? Bir. Bir E noktası işaretlenerek CE boyunca katlanıyor. Hmm, tamam. Bir E noktası işaretlenerek CE yani bu simetri doğrusu olarak simetri ekseni olarak düşünecek olursak CE doğrusu boyunca katlanıyor. Yani simetrisi B noktasının simetrisi buraya geldi. O zaman şurayla şurası eşit. Burasıyla da burası eşit değil mi? Bu açılar eşit. Bunların hepsini biliyoruz aç ortay. Yani bir sonra en son konumuz deltoid. Bir deltoid oluştu. Orada da detaylı bir şekilde anlatacağız. Tamam. E, ee, B, A, B üssü A, E üçgen içerisi 36 cm olduğuna göre A, C kaçtır? Hı -hı. Hemen girelim sorumuza. Şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Buraya A dedik. A diyelim. E, tamam. Burada B olsun. Yani eşkenar dörtgen oldu. Şimdi bir kenara A artı B oldu. O zaman burası da A artı B olsun. Dolayısıyla burası da A artı B oldu. E, buraya da C diyelim. Bize ne verilmiş? B üssü A E. Ee, B üssü A E. O zaman A artı B artı C eşittir. 36 santimetre verilmiş. E bizden ne isteniyor? E bizden ne isteniyor? A C. E bu da A C eşit değil mi? E A C'de ne oldu? 36 santimetre çıktı. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Nedir? D seçeneğidir. Evet iki tanecik sorumuzda bu şekilde bitirdik sırada konu pekiştirmesi 16 yani nedir eşkenar dörtgende uzunluğun pekiştirmesi olan konu pekiştirmesi 16'da görüşmek dileğiyle hoşça kal